Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Su misali aktı ömrüm. Dün Tekirdağ'da sele kapılan Mehmetçik Sefa Parhan'dan kalan son sözler bunlar. Yüzme bilmiyordu Er Sefa Parhan. Saray ilçesinin köylerinde mahsur kalanları kurtarmak için göreve çıkan timdeydi. Bir zırhlı aracın içindeydi. Araç bir anda devrildi. Parhan ve arkadaşları dakikalarca hayata tutunmaya çalıştı. Ama o dayanamadı, kendini suya bıraktı. Aramalar derenin her noktasında gece boyu aralıksız devam etti. Acı haberse bu sabah gün ağardığında geldi. Dağ gibi bir acı şehidin İzmir'deki evini yaktı, kahretti. Aradan saatler geçmiş ama umut tükenmemişti. O umudu bitiren haber bu sabah geldi. Aynı dakikalarda ona ait görüntüler de ortaya çıktı. Acı katlandı. Tekirdağ'daki selde mahsur kalanları kurtarmaya giden ekibin içindeydi Er Sefa Parhan. Araç Galata Köprüsü üzerinden dereye devrildi. İçinde 4 asker, 2 polis ve bir de sivil vardı. Köprüden önce bir sol tarafa düşüyorlar, sonra aşağı doğru. Araç sürüklenerek aşağı taraftan araçtan arkadaşlar atlıyorlar. O andan sonra hepsi için ölüm kalım mücadelesi başladı. Bir süre sürüklendikten sonra hepsi birer ağaca tutunmayı başardı. Ama su tüm hızıyla akmaya devam ediyordu. Bağırıyordu, ben yüzme bilmiyorum komiserim falan diye. Görmedik bir daha da. Bağıran Sefa Parhan'dı. Bir an dengesini kaybedip gözden kayboldu. O sürüklenmeye başladıktan sonra yardım ekibi göründü. Yorulmuştuk, epey bir yorulmuştuk ki çok şükür bot geldi. Ama Parhan yoktu. Ümit ediyorum ki tutunmuştur bir yerde yani. Yaklaşık 500 metre sürüklendikten sonra bir kez daha tutunmayı başarmıştı Mehmetçik. Ama sesini duyuramadı. Ağaca sarılmış, tutunmuş kendisi, beklemiş. Bir fidan olsam toprakta, suyum sen olsan, kurur kalın gül, senle açamam. Görevliler aralıksız aradı o askeri. Bölgeye İstanbul'dan özel bir ekiple sevk edildi. Ve bu sabah Sefa Parhan'ın cansız bedeni tutunduğu ağaca sarılmış halde bulundu. O an umut da bitti. Söyleyecek söz de. Varsa söylemeyecek bir söz, sevgi adına bırak ben söyleyeyim gülüm, sen sadece söz. Terhisine 8 gün kala şehit düşen askerin acı haberi İzmir'deki ailesine de ulaştı. Şehit askerden geriye ise bu görüntü kaldı. Söylediği şarkının sözleri hikayesini anlatır gibiydi. Bu vatanın bir karış toprağı ne içerideki ne dışarıdaki gavurlara verilmeyecektir.